arkada çok yoğun bir jeneratör sesi var. Muhtemelen bir yerlerde elektrik kesik. Ama nerede elektrik kesik bilmiyorum. Neyse, konumuza dönersek. Otomobilin yüzeyinde herhangi bir ciladan eser yok. Şurada bir şey düşmüş ağaçtan bir yerden. Hatta evet, gördüğünüz gibi yüzeyde herhangi bir boncuklanma yok. Şimdi 1'e 15 sulandırma ile toplamda da 150 mililitre kadar su ve ürün karışımı kullanarak bu otomobili Gion Vetcoat Essence ile tanıştırmayı planlıyorum. Meşhur ürünümüz burada ve karıştırma seyretme için kullanacağım kap da burada. Yine muhtemelen ellerim titriyecek. Tutuşa bakar mısın Allah aşkına? Nereden tutuyor adam şişeyi? Evet, şimdi benim böyle küçük şeyleri tutmakta bir sıkıntım var galiba. Evet, yaklaşık 10 mililitre oldu. 1'e 15 karışım ve toplamda 150 mililitre su ve ürün karışımı için 10 mililitre yeterli olacak. Vallahi Parkinson'u yok ya. Evet. 150 mililitre ürün de hazır. Şimdi olay başlasın. Yine bir yerlerden bir şey dökülmüş. Uçuşuyor bir şeyler. Neyse. Ürünün distribütörü nün tavsiyesi üzerine basınçlı su tutmayacağım. Şöyle hortuma parmağımı, hortumdan akan suyun üzerine parmağımı bastırarak hafif bir basınç oluşturacağım. Bu şekilde daha etkin ürünün daha çabuk etkileştiğinden bahsettiler. Ben de tavsiye üzerine bu şekilde uyguladım. Bu dediğim gibi 1'e 15 karışım ve toplamda 150 mililitre ürün ile bu otomobili bu hale getireceğim. Az önce herhangi bir boncuklanma yoktu yüzeyde. Şimdi ise her taraf boncuk tarlasına döndü. Evet, neredeyse kurulamaya da gerek kalmıyor. Bakalım bu ne kadar, kaç hafta dayanım sağlayacak. Bunun da güncel bilgilerini kanalımda paylaşacağım tabii ki. Bu uygulamadan hemen sonraki hali tabii ki.
1:15 seyretmeyle de gayet güzel sonuç elde edilebiliyor. Bu arada 100 mililitre ürün ile koskoca BMW X3'ü bu hale getirebildim. Benim için büyük bir başarı çünkü elim bayağı bol. Muhtemelen az ürün elimde var diye elime ayar verdim kendi kendime.